Arkadaşlar merhaba. 10 Ekim Perşembe ABD Keeneland'deyiz. 9 koşuluk bir program var. Birinci koşu, birinci altılı ganyan İK 20-32'de 2 yaşlı dişi İngilizlere başvuru bir maiden koşuyla başlıyor. 200 metre pistte start alacak. Koşu 79 binlik bir maiden koşu. Burada kariyerin ilk startında ikinci olan favori olduğu koşuda boyun farkıyla ikinci olan It Will Be Fun var. Constitution yavrusu Brian Hernandez Jr.'la başlarda koşuya adapte olmakta zorlansa da sonlara doğru güzel bir sprintle ikinciliği yakalayan bir isim. Bugün bu koşuda tek olur gibi gözüküyor. Brian Hernandez Jr.'la 9 numaralı falan. İkinci koşu birinci altın ikinci ayağı 3 yukarı İngilizlere mouse 1400 kumda bir şartlı koşu. Koşu 63 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. 2 numaralı Remis Moon, kariyerinin favori olduğu ilk startındaki 3 grup bir maiden koşuyu bir boy farkla Jared Lawbury ile kazanan 2 numaralı Remis Moon'la başlayacağız. 1200 kumda 1.11.63 derecesi yine aynı jockey ile start alıyor bugün. 1 numaralı CRC son startındaki satış koşusunu 8.5 boy farkla kazanıyor. 1200 kumda 1.10.46 derecesi Irat Ortiz Junior ile start alacak. 6 numaralı Google Joe üst grup koşulardan bir koşuya geliyor. Kristen Torres ile start alacak olan bir Practical Joke yavrusu. 4 numaralı Ron Jalen Run. Önceki startındaki maiden koşuyu, üst grup bir maiden koşuyu favori oldu. 5 boy farkla yaklaşık 1400 kumda 1.22.73'te Tyler Gaffalone ile kazanmış. Bugün de aynı jockey ile start alıyor. Üçüncü müşahisi 7 numaralı Bisu Jimmy Creed yavrusu. Francisco Arrieta ile start alacak. Power olduğu son startında 1200 kumda bir ikinciliği var. 30 Mayıs'ta da kazandığı bir satış kursu var. 1300 kumda 1.16.25 derecesi ve 9 numaralı Mooring aynı bir sağdın ikinci olduğu kursu. Üçüncü oluyor. Önceki start maiden koşuyu da power oldu. 7.5 boy farkla 1300 kumda 1.16.86 ile kazanmış. Geldik üçüncü koşuya. Birinci altın üçüncü aya maiden satış kursu 1400 kumda 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. 50 bin dolarlık bir mailin satış kursu 55 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Ain't No Joke ile başlayacağız. Üst grup koşulardan bir koşuya giriyor. John Velasquez ile start alıyor bugün. 10 numaralı Deputy Mischief. O da üst grup koşulardan bu satış kursuna gidiyor. Bu ise Ezde start alacak. Ve 1 numaralı Seven Tailors son startlı bir ikinciliği var 1700 kumda. Jamie Torres ile start alacak. Bütçeniz müsaitse 11 numaralı Chan Money yazılabilir. Bu ayakta Francisco Arrieta ile. Dördüncü koşu ikinci altılık ganyanın ilk ayağı 22.08'de 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus bir şartlı koşu. İngiliz şimdi start alacak. Koşu 110 bin dolarlık bir şartlı koşu. 12 numaralı Binauskas ile başlayacağız. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. İki önceki startında bir grup koşuda Fransa'da Longchamp'te 14 Nisan'da 1600 şimdi boyun farkıyla bir ikinciliği var. Son startında bir üçüncü olmuş Stakes koşuda favori olduğu 1600 şimdi gene Longchamp Fransa'da Amerika'daki ilk startı yanlış hatırlamıyorsam. 11 numaralı For Love and Honor son starttaki üçlü bir maiden koşu. Bu hipodromda 1600 şimdi 1.35.45 31 Ağustos'ta 1.5 boy farkla 1.35.45'te kazanıyor. Jose Ortiz de start alıyor bugün. 4 numaralı Bay and Risks Rat Ortiz Junior'la start alacak olan bir isim. O da nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 6 numaralı Ragtime Lady Edgar Morales yazılabilir. 23 Mart'ta 1600 şimdiki 1.37.73'te kazandığı maiden koşudan sonra son 3 startında 1700 ve 1600 şimdiki koşuların 3'ünde de ikinci olmuş bir isim. Koşudan çıkan isim olursa start alacak olan 13 numaralı Mystifying Jose Ortiz'de yazılabilir bu ayakta. Son starttaki 1700 şimdiki 3 grup bir şartlı koşuda son anda yakalanarak yarım boy farklı ikinci olmuş. Geldik 5. koşuya. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1400 kumda bir satış koşusu. Koşu 62.500'lük bir satış koşusu. 64 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Claret Barrett'la başlayacağız. Üst grup koşulardan bir koşuya geliyor. Tyler Gaffalone ile start alacak. 5 numaralı Catching Heat. O da üst grup koşulardan bir koşuya geliyor. Flavien Prey ile start alacak. 7 numaralı
Safir iki önceki starttaki 3 grup maiden koşuyu 1400 kumda 1.29.50 ile kazanmış. John Velasquez de bugün de aynı jockey ile şansını deniyor. Wesley Ver Antrenes'teki bir isim. 9 numaralı Mustang Lady Junior Leparox'a start alıyor. 1200 kumdaki son startında bir ikinciliği var. Ve 1 numaralı Carrara Ryan Hernandez Junior ile bu koşuda şans verdiğim son isim. O da son starttaki maiden koşuyu 1600 kumda 1.39 dönüşte kazanmış bir isim. Altıncı koşuya geldik. Bir maiden koşu. 2 yaş dişi İngilizlere mahsus. 1700 kumda start alacak. 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. 10 numarayla başlayacağız. 10 numaralı Down After Down. Son startında bir üçüncülüğü var. Koşudan çıkan isim olursa start alacak olan Margot Angel'ın arkasında. 9 numaralı Stylet. Fluent Garros'ta üst grup koşudan bu koşuya geliyor. 8 numaralı Nana Grace, Munings yavrusu. Kariyerin tek startında bir ikinciliği var 1200 kumda. 2 numaralı Trading Strategy, Quality Road yavrusu. Murat Ortiz Junior ile Chad Brown'ın antren ettiği bir isim. İkinci startları biraz tehlikeli oluyor genelde. Chad Brown'ın antren ettiği isimlerden. 4 numarada Along Comes a Woman, Louis Saez'le bu koşuda şans verdiğim son isim. Az önce de bahsettiğim 13 numaralı Margot Angel koştan çıkan isim olursa Down After Down'ın önce bir ikinciliği var. Son startında 1700 kumda Jose Ortiz ile start alacak. Koştan çıkan isim olursa. Geldik 7. koşuya. Bir şartlı koşu 3 yukarı İngilizlere mahsup 1700 şimdi. 140 bin dolar toplam ikramiyeli bir 3 grup bir şartlı koşu 10 numaralı. Chasing the Crown'la başlayacağız. 9 Mayıs'ta 1700 şimdiki şartlı satış kursunu bir kavga ile kazandıktan sonra start aldığı 1700 metre için bizdeki grup 3 ve grup 2 koşularda ikincilikleri var. Louis Hayes'de start alıyor. Michael McEntris'teki 10 numaralı Chasing the Crown. 1 numaralı Major Blue Flavien Prey ile start alacak. Önceki startını favori olduğu satış kursunu 1800 şimdi 1.46.87 ile kazanmış. 3 numaralı Master of Fox Hounds, Rat Ortiz Junior ile start alacak. Son starttaki liste koşuda boyun farkında bir üçüncülüğü var. 2 önceki startında bir grup 2 koşuda 2000 metre. Çim pistte yarım boy farkla ikinciliği var. Son startındaki boyun farkında üçüncülüğü 1700 çimdeki liste koşu. Son olarak 6 numaralı Giant Kristin Torres ile start alıyor. Orada son startında bir grup 2 koşuda ikinciliği var. 1800 çimde. Geldik 8. koşuya opsiyonel satış koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Burada da 2 numaralı World Record Flavien Prey'la tek olur gibi gözüküyor. Koşu 125 bin dolarlık 125 bin dolarlık şartlı satış koşusu 120 bin dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı World Record kariyerinde 5 kez start almış. İlk startında boyun farkıyla bir üçüncülüğü var. Daha sonra 120 binlik bir maiden koşuyu 1400 kumda favori olduğu 1.22.71 ile 6 boydan fazla bir farkla kazanmış. Daha sonra bir liste koşuyu üçüncü oluyor. Önceki startında grup 2 koşuyla yaklaşık 7 boy farkla 1300 kumda 1.16.20 ile kazanmış. Son startında da bir grup 1 koşuda 6.'lığı var. Grupta öne çıkıyor. Ben de Flavien Prey ile start alacak olan 2 numaralı World Record'u öneriyorum tek olarak. Geldik son koşuya. 9. koşu bir maiden koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1800 şimdi start alacak. Bu koşuda 100 bin dolarlık 100 bin dolarlık hamleli bir maiden koşu. 8 numaralı The Jackal ile başlayacağız. Son iki startında 3 grup koşularda start almış. Son startta favori olduğu koşuda bir dördüncülüğü var. Don Velasquez de bugün de aynı jokeyle start alıyor. Son startın dördüncü günü startta tökezlemiş. 2400 metre çim pistte. Bir son startta. 5 numaralı Fort Thomas. O da Junior'ın Leparus'ta start alacak. Son startında 170 binlik bir maiden koşulu üçüncülüğü var. 2100 metre çim pistte. 6 numaralı Half Dome Flavien Prey ile start alıyor. Son startında bir ikinciliği var. 1800 çimde bir boydan az bir farkla. 2 numaralı Secured Lender, Rat Ortiz Junior'la ve 9 numaralı Eternal Mischief, Into Mischief yavrusu kariyerinin ilk startında Jorge Ruiz'le şans verdiğim son isim. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde. Arkadaşlar bu sıralar
Amerika'daki hava durumunun kötü gitmesi dolayısıyla çok sayıda çıkanak oluyor. Saat 18.30 civarı çıkanaklar genelde belli olduğu saat bu. 18.30'dan sonra bu web sitesinde çıkanaklardan sonra biraz sonra görecek olduğunuz şablonu mümkün mertebe güncellemeye çalışıyorum. Oradan da şablonun son haline erişebilirsiniz güncel olarak. Birinci koşuda kariyerin ilk startında ikinci olan 9 numaralı Ethical Be Fun. Tek olur gibi gözüküyor. İkinci koşu 2 numaralı Remismon, 1 numaralı CRC, 6 numaralı Google Joke, 4 numaralı Run Jalen Run, 7 numaralı Bisuit ve 9 numaralı Morning. Üçüncü koşu 7 numaralı Ain't No Joke ile başladık. 10 numaralı Deputy Mischief, 1 numaralı Seven Tailors, 11 numaralı Chin Money. Dördüncü koşu ikinci altılı Gayan Mika'ya 22.08'de start alacak. 12 numaralı Minoşka, 11 numaralı For Love and Honor, 4 numaralı Weigh the Risks, 6 numaralı Ragtime Lady, 13 numaralı Mr. Fine koşudan çıkan isim olursa dikkat edilmesi gereken bir isim. Beşinci koşu 6 numaralı Claret Barrett, 5 numaralı Catching Heat, 7 numaralı Sarış, 9 numaralı Mustang Lady, 1 numaralı Carrara. Altıncı koşu 10 numaralı Down After Down, 9 numaralı Stylet, 8 numaralı Nana Grace, 2 numaralı Trading Strategy, 4 numaralı Along Comes a Woman. Burada da koşudan çıkan isim olursa start alacak olan 13 numaralı Margot's Angel. 7. koşu 10 numaralı Chasing the Crown, 1 numaralı Major Dude, 3 numaralı Master of Foxhounds, 6 numaralı Gigant. 8. koşu 2 numaralı World Record. Tek olur gibi gözüküyor. Son koşuda da 8 numaralı The Jackal, 5 numaralı Fort Thomas, 6 numaralı Half Dome, 2 numaralı Secured Lander ve 9 numaralı Eternal Mischief. Kariyerinin ilk startında şans verdiğim son isim. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir perşembe ve bol şans diliyorum.